İnsanlar daha yaratılmamışken, ay, güneş, dünya ve yıldızlar hiçbiri yokken, daha da ötesi, uzay, zaman ve mekan daha hiç var olmamışken, sadece Allah varken, Allah ilk ne yarattı? Hazreti Cabir bir gün peygamberimize sorar, ya Resulallah, bana Allah'ın her şeyden evvel yarattığı şeyi söyler misin? Peygamberimiz cevap verdi, ya Cabir, her şeyden evvel senin peygamberinin nurunu kendi nurundan yarattı. Nur, Allah'ın kudretiyle dilediği gibi gezerdi. O zaman ne levh-i mahfuz, ne kalem, ne cennet, ne cehennem, ne melek, ne sema, ne ard, ne zaman, ne güneş, ne ay, ne cin, ne de insan vardı. Allah o nuru yaratınca kendisine yakınlık makamında 12 bin sene bekletti. Sonra o nuru dörde böldü. Birinci parçadan kalem. Hani Allah'ın meşhur kalemi var ya, Kur'an-ı Kerim'de bahsediliyor, yemin ediliyor. İşte o kalem bu kalem kardeşlerim. İkinci parçadan levh-i mahfuzu. Levh-i mahfuz nedir? Kaderdir kardeşlerim, hafızadır. Bütün alemin, kainatın kaderini Allah buraya yazdı. Üçüncü parçadan arşı yarattı. Dördüncü parçayı bir makamında 12 bin sene beklettikten sonra yine dörde böldü. Birinci parçadan arşı taşıyan melekleri. Arş çok büyüktür kardeşlerim. Onu da başka zaman inşallah anlatırım. İkinci parçadan kürsiyi. Üçüncü parçadan geri kalan bütün melekleri. Dördüncü parçayı bir makamda 12 bin sene beklettikten sonra yine dörde böldü. Birinci parçadan gökleri, ikinci parçadan yerleri, üçüncüden cenneti ve cehennemi, dördüncüyü yine dörde böldü. Birinciden müminlerin basiretlerinin nurunu, ikinciden kalplerinin tevhid nurunu, üçüncüden onların ünsiyetlerinin kelime-i tevhid nurunu yarattı. Nedir bu kelime-i tevhid nuru? La ilahe illallah, Muhammeden Resulallah. İşte imanımızı bu nurdan yarattı kardeşlerim. Ne mutlu imanı bulana, ne mutlu imanı elde tutana. Efendimiz diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, ben Allah'ın nurundan yaratıldım. İnananlar benim nurumdandır. Bütün hayırları Allah benim nurumdan yarattı. Bütün her şeyi Allah benden sonra yarattı. Benim nurumu kendisine yakınlık makamında 12 bin sene tuttu. İşte bu yüzden o Resulullah, işte bu yüzden o Habibullah. En sonunda Allahu Teala o nura bir tecelli etti, nazar etti. Nazarıyla, tecellisiyle ona bir baktı. O nur, o Allah'ın güzelliğinin tecellisinden ter damladı. O terin damlasından 124 bin peygamberin nuru çıktı. 124 bin damla çıktı. Her damladan bir nebi ya da bir rasulun nuru yaratıldı. Sonra o peygamberin ruhları bir nefes aldı. O nefeslerden de velilerin ruhları yaratıldı. Arş ve kürsi benim nurumdandır diyor Muhammed Mustafa. Özel melekler var böyle, Allah'a en yakın, Allah'ı en çok seven, Allah aşkından erimiş bitmişler, Allah'ı anıyorlar. Böyle sorsan meleklere sen kimsin desen kendilerini bilmiyorlar. Kendilerinden geçmiş Allah'ı o kadar çok seviyorlar. İşte o meleklerle benim nurumdandır dedi Muhammed Mustafa. Ruhaniler, melekler benim nurumdan. Cennet ve içindeki nimetler benim nurumdan. Yedi kat göklerin melekleri benim nurumdan. Güneş, ay ve yıldızlar benim nurumdan. Akıl, tevfik hakkı bulmak. Rasullerin vekilleri, ruhları benim nurumdan. Şehitler, salihler, saidler benim nurumdandır dedi Muhammed Mustafa. Biiznillah. Ve sonra, çok güzel ya, Allah kısmet etti vallahi size anlatıyorum. Ve sonra Allah 12 bin perde yarattı. Benim nurumu her perdede 1000 sene bekletti.
umut makamları, sekiniyet makamları, sadık makamları, sabır makamları, yakın makamları, doğruluk makamı her perdenin içinde 1000 sene bekletti. Sonra bütün perdelerden o nuru çıkardığı zaman Allahu Teala o nuru dünyaya gönderdi. O nuru dünyaya gönderdiği zaman karanlık gecede kandil gibi doğu ile batı arasını aydınlatıyordu. Sonra Hazreti Adem'i yarattı. Görüyorsunuz, daha Hazreti Adem o anlattıklarından binlerce yıl sonra yeni yaratılıyor. 12 binlerce sene bekletildi. Ondan sonra 12 bin perde yaratıldı. Her perdede biner sene durdu. Ondan sonra Allah o nuru dünyaya indirdi de Hazreti Adem'i yarattı. Peygamberimiz diyor ki Adem çamur içinde yoğrulurken, hani Hazreti Adem topraktan yaratıldı ya, ondan bahsediyor. Ben Allah'ın indinde peygamber idim, nebilerin sonuncusuydum. Sonra Allah benim nurumu Adem'e nakletti. Önce nur Hazreti Adem'in sulbündeydi. Hazreti Adem dedi, Allah'ım bu melekler benim niye arkamda duruyorlar? Senin sulbünde Muhammed'in nuru var, onu seyrediyorlar dedi Allahu Teala. Ey ya Rabbi dedi, bu nuru önüme al da melekleri göreyim. Allah o nuru alnına aldı. Alnını alınca melekler önüne geldi. Hazreti Adem melekleri gördü. Bu sefer de Hazreti Adem dedi, ey ya Rabbi dedi, onlar görüyorlar, feyiz alıyorlar da ben göremiyorum şu alnımdaki nuru. Alnımı göremiyorum ki dedi. Bunu parmaklarıma getir ya Rabbi dedi. Ondan sonra şahadet parmağına geldi. Hani namazlarda yapıyoruz ya, işaret parmağımızı kaldırıp eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulallah diyoruz ya. İşte o işaret parmağı mevzusu buradan gelme kardeşlerim. Sonra o nuru Hazreti Adem'in oğlu Şit aleyhisselama nakletti. Şit aleyhisselamdan onun oğluna, ondan sonra o peygamberden onun oğluna, diğer peygamberden onun oğluna geldi. Kime geldi? Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah'a. Oradan annem Amine'nin rahmine. Sonra Allah beni dünyaya çıkardığı zaman Resullerin efendisi yaptı diyor Muhammed Mustafa. Nebilerin sonuncusu yaptı, alemlere rahmet yaptı. Abdest aldıkları yerleri nur gibi parlayacak ahir zaman ümmetinin rehberi yaptı. Ya Cabir dedi, soruyordun ya işte böyle oldu dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Babam İbrahim'in duasıyım, İsa'nın kavmine müjdesiyim, annemin gördüğü rüyasıyım dedi Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem.